Bolu Alabalık Avı öncesi hazırlıklar. Mevslerimizi, değişik renk ve boylarda mevslerimiz, markalarda mevslerimiz, silikon solucanlar, silikon kurtlar, sıfır döndülerimiz, iğnelerimiz, çeşitli boylarda ağırlıklarımız, sahte balıklarımız, filay sineklerimiz. Bunların hepsini bu hafta Bolu'da deneyeceğiz. Bolu'da Alabalık Avı'nda görüşmek üzere. Şimdilik rastgele. Arkadaşımız davet etti. Bakalım burada nelerde alabalık yakalamaya çalışacağız. Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim abi. Hoş geldin yarım abi. Hoş bulduk. Sağ olun, şereflendirdiğiniz için. Niyaz abi ve Yusuf abiyle beraber geldik. Hayri sen de kameramansın, sonra ben de seni çekeceğim. Tamam. Geldik şimdi. Nasıl Naim? Şimdi abi nasıl olduğunu... Balıkçılık rastgeledir ama nasıl yani, olacak bu şey? Şimdi nasip kısmet diyelim abi. Gireceğiz, bakacağız inşallah. Misafir merasına gelmedi bile mi? Yok, misafir merası değil. Hani o artık şeyde oluyor ama inşallah güzel balık tutacağımızı tahmin ediyorum abi ben. İnşallah. Ya 3-5 tane böyle bir ızgaralı çıksın. Bu keyfini yapalım. Maksat zaten o abi. Hani yani oradan bir iki tanesini de alsak da o zaten oradaki eğlence evet. Yeterli yani. Maksat o anı, güzel anı yakmak. Yani o güzel anı yaşamak. 3 saatimiz var havanın kavrulmasına. Onun için... Bir an önce derelere gidiyoruz. Derelerde görüşmek üzere. Hadi rastgele. Bolu'dayız. Bolu dağlarındayız. İlk oltamızı atacağız şimdi. Bu seneki ilk balık alabalık avımıza. Alabalık avındayız. Hadi bakalım bize rastgele. Alabalık avındayız be ya. Bolu'nun dağlarındayız. Sürekli olta değiştiriyoruz. Alabalık'ın sevdiği yemi bulmak için. Olsa da olur, olmasa da. Şimdi temiz hava. Baya bir otobanda gelirken 33-34 dereceydi. Buraya geldik 23 dereceye kadar düştü. Bu temiz hava yeter be ya. Ama bir tane de balık olsa iyi olur.
Evet, Engin Dağlı abim yine ustalarını konuşturuyor. Ne abi, o yengeç mi? Ben onu yaptım. Ocağını geçtim. Düşeceğiz zaten. Ne eziyetlerden bahsediyorsun? Evet, sanki burada abi. Yasal limitten 25 santim. Balıkçı başına da 3 adet. Kırmızı melekli. 275 kilometre bundan sevip geldik. Fakat benim karışım 22 santim. Yaklaşık bu 16 santim, 17 santim falan gelir. Bu yakışıklıyı yine suya atacağız. Çok da güzel ya. Evet, kırmızı benekli. Sen büyü de gel. Zarar vermeden. Tekrar suyu atacağız onu. Büyü de gel. Bol'daki yöresel ismi de mercan. Dur, soracağım, dur. Şimdi su altında nasıl gidiyorsun onu da göreyim. Saracağım, koşum, saracağım seni, saracağım.
Kolunu dağlardır. Yine dediğimiz gibi ustalarını konuşturuyor. Bugün şansı çok yerinde. Ben İbrahim Bilgi, emekliyim, köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşlar gelmiş İstanbul'da. Bu tereyağlar senin değil mi? Evet, organik. Evet, organik bunlar. Çok doğru. Ayrı var, Niyazi abim var, Yusuf abi var İstanbul'dan. Bol'dan, Birol, sen de. Ben Birol, abimlerle güzel bir alabalık yapıyoruz. Orada balon ustası. Evet, nasipse devam. İnanan da burada. Demliğimizi de çek, veremizi de çek. Demliğimiz tamamen orijinal el yapımı, semaverdir. Her şey doğal. Abi bu balık çok şımarık oluyor ya. En uyanık Temmuz ayında. Benim bildiğim. Bolu Dağı'nda ateş yakıp ısınıyor. Çok uyanık. Tabii Bolu'da günde 4 mevsim yaşanır. Tutunum. Bak o böyle çek güzel bir çekmeyi bak nasıl güzel bir çekmeyi. Çek.
Eyvallah abi. Bugün de yengeçlerden açılış var. Bu ikinci. Gülüm. Huzur. Başka bir şey yok. Huzur. Develerin sesi, terapi. Bu da yeter be. İstanbul'un kalabalığında 300 kilometre geldik buraya. Şu buradan size şu huzuru yakalamak istiyorum. Bolu'dayız Alabak'ta. Hala çaylarımızı alınmıyor mu? Yorulduk. Hadi bak çayları koyduk. Bayağı bir yorulduk hem de. Şimdi mola verdik, yemek molası. Saat 10'da kahvaltı yapıyoruz. Fakat kahvaltı da muhteşem. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ olasın. Niyazi Bey hemen yumuldun. Yusuf abi nasıl da kahvaltı? Yusuf abi, kahvaltı nasıl? Güzel, very good. Bunu da ona koyalım. Altını kapatın onu. İbrahim abi. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Naim Bey, Birol Bey. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi bir de çayımız yetişmeye. Altını kapattın mı? Evet, kapattım. Sıcak çayımız. Çocuklarımız da pişiyor burada. Ekmeklerimiz de kızarıyor. Ateşimizi de yaktık. Derelerden balıklarımızı da tuttuk. Yaklaşık 20'ye yakın balık tuttuk fakat ancak 2 tanesi limitler dahilindeydi. Diğerlerinin hepsini saldık.
derelere hava atıyorlar, kırıbırı atıyorlar, serpme atıyorlar. Bu güzelim dereleri bitiriyorlar, yok ediyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Bir de elektrik veriyorlarmış. Balığın büyüğünü, küçüğünü, yavrusunu, yumurtasını demeden bütün derelere kurutuyorlar elektrik. Böyle katliamcı olmayın. Biraz vicdan sahibi olun. Buralara geldiği zaman herkes gider dikişer balığını tutsun. Keyfini yapsın, pikniğini yapsın böyle. Bunları da bu minnete çok görmeyin yani. Şimdi kahvaltı zamanı, afiyet olsun bize. Dakika 5, skor 2. Burası biraz daha bereketli. Şu anda balıklar da yeni. Ya bu şey. Kamera var, bir dakika dur. Kayıtta şu an dur. Geldi. Hadi be. Geldi. Nasıl geldi, oluyor geldi, bize gelmiyordu sana geliyor. Geldi. Maşallah. Oo maşallah. İsmail abi. Ya senin. Bana bak bana. Bana bak, bizim mal gitti. Üçüncü. Daha beşinci dakika, üçüncü. İyi ama güzel kefa. Güzel güzel. Hiç şeyleri açmayalım abi. Uç. Dur lan. Neleri? Bıldırcınları. Anca bunlar dünya balık tutuyorsun. Ya bu bir daha dipsize girmez bıldırcınlar. Onu yapmamız lazım. Yok be, bu balıklarla yeter abi balıklar ya. Yani iki dakikada tuttun o kadar. Ona böyle bir şey hala gidiyor. Lan ne kaçacaksın, damağını tut. Ha oraya tak tak oraya eline. Takamıyorum ki. Sen şurada da kova falan bir şey bulsana ya da yok büyük bir poşet. Yani. Poşete değecek mi? Hayır, kova var mı burada çıkıyor? Kova kova bir şey. Yok diyor. Herkes kendi derdi. Alabalıktan sonra kasnaya. Bereketli olsun. Ne yapalım? Alabalık kaybeden vakit geçiyor. Hani kim acaba? Hızlı mı çekiyor? O kaşığı sakın kaybetme bak. Ondan bir tane daha yok. Kokuyor bu dere ya. Niye kokuyor böyle? Bu kadarcık mı balık vardı? 3 tane mi vardı? He? 3 tane mi balık vardı? Ufak mı? Ufak olduğu için tekrar geldiği yere. Ufak gitsin, büyüğü gelsin. Kasna, tatlısı kefali genelde müfse de geliyor. Şamandağlı solcana da geliyor. Bir türlü de yakalamak şansı var.
fazla hareket etmez. Vermiyor mu? En iyisini verdim ben. Hadi be. Bu şeyi. Olacak mı lan kalk. En nankör adamsın sen. Yeni senelik arkadaşımız var. Adam hiç vermiyor lan. Bak yine git yemen oluyor. Görüyor musun? Bakayım görüyorum kaç kilo lan. Kamerayı da götür. Kamera var. Ooo. Ayrı çağırsana buraya işte şimdi balık bu. Yok. Çekişini yakalayamadık. Tam kamerayı kapattım. Balık geldi. Kameranın da şarjı bitiyor. Yani büyük. Bak, atarken daha takıldı, görüyor musun? Bak. Kaptanın şeyi gördün mü? Hadi. Bak. Hadi oraya atma bu işin. Atma oraya bak. Oraya dibe atsan. Ya oraya değil, o yana da atsan. Daha kent akıntıya geldiğinde gidiyor abi. Abi o tarafa çıkacaksın, oradan böyle çıkacaksın. 15 dakika içinde. Bitti 3 tane. 4 tane. Kamerayı kapatıyoruz. Balık geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Karada da. Karada da havada da atmaca gibi kapıyorum balığı. Buraya kadar gelmişim 300 kilometre. Kaçırır mıyım lan seni? Evet. Şova devam. Bunun altına bir atar için. Ben böyle çekeyim. Balık karşıda kırpıda. Ben karşıya getiriyorum ya burası. Getirdim ben. Hadi. Aldı. Ne ya orası? Karşıya attın mı? Karşıya. Allah kahret. İbrahim abi nasıl? Çok güzel. Ben senin yanındayım zaten. Bunda da iş yok ya. Ben şovu söyleriz. Tam duvarın önünde bak. Aşk nasıl abi senin ya? Kaç numara kaçı? 2 numara. Yani burada alamaz. Nazlı olsun hadi. Sakin değil. Numarası. Gel yavrum. Haydi. Sarı var 3 numara var yani. Al oradan var, kutunun içine bak. Bakır var, bakır. Tam yerine gitti ha. İbrahim abi de çözdü işte. Hah. Canım benim be. Geliyor, geliyor. Gel yavrum. Gel öyle de gel, böyle de gel. Kamerayı. Ben kamerayı oynayayım biraz balık. Açık açık. Hop. Ay yavrum. Yavrum ya. Benim be. Haydi bey. Gel gel şova poşet gel. Poşet doldu ya. He? Poşet doldu. Doldu. Bunlar ne iş yapar İbrahim abi ya? Ya bunlarda iş yok ya. Bunlar ne yapmaya yok. Gelmiş buraya? He? Bunlar reklam yapmaya gelmiş. Bunlar oynamaya gelmiş buraya ya. Biz balık tutalım onlar oynasın. Ay maşallah. Torba doldu. Ya yoruldum ya. Dinleneyim ben biraz ya. He İbrahim abi yoruldum ya. Ya dinle dinle. Yarım saat içinde. Kaç? 6 tane mi? Valla 6'sını 5'ini bilmem. Adam tutuyor de. 1,5 kilo oldu bura. 2 kiloya yakın. Ben kiloya sağlıyorum. Abi. Evet Haydi Bey. Sonunda 3 saat uğraşmanın sonucunda bir tane bir balık alabildiniz. Difrizleri de boşalttık. Geçen seneden bıldırcınımız vardı bir 10 tane. Onları da yapıyoruz. Alabalığımız var, kefal var. Sebze meyve var. Daha ne olsun. Sabaha da şey yapalım. Mis gibi bıldırcınlar. Salatalıklar neredeydi? Hadi bize afiyet olsun. Bu ne bereket be. İki çeşit armut. Kavun. Karpuz. Burada alabalıklar, orada bıldırcınlar, iki demlik çay.
Difrizleri boşalttık bıldırcınlarda. Bereketli olsun arkadaşlar. Güzel bir günün sonuna daha geldik. Her şey için teşekkür ediyorum şimdi. Merhaba avcı arkadaşlar, balıkçı dostlar. Bugün de Dağlı Dağlar'da Bolu'dayız. Bolu'da alabalık peşindeydik. Alabalık'a geldik. Naim kardeşimin daveti üzerine alabalık'a geldik. Burada Birol arkadaşımızla da tanıştık. Sağ olsun Naim'in babası İbrahim abinden de tanıştık. Çok güzeldi, iki gün geçirdik burada. Güzeldi, keyifliydi, bol aksiyonluydu. Umduğumuz gibi alabalık olmadı. Çok aşağı yukarı 20-25 tane alabalık yakaladık. Bunların sadece 7-8 tanesini alabildik. Diğerlerinin hepsini saldık. Çünkü limitler dahilinde değildi. Alabalık avı güzel geçti. Peşinden bir de kasna avı, tatlı su kefali avı yaptık. O çok bereketliydi. Yaklaşık 20-25 tane balık yakaladık. Güzel, keyifli bir gündü. Yememizi yaptık burada. Çeşme başında yedik. Geçen seneden kalma bıldırcınlarımız vardı. Onları da bir nefisi boşaltmak amacıyla onları da burada pişirdik, yedik. Güzel bir gün oldu. Ben bizi ağırlayan, davet eden Naim'e, Birol'a ve İbrahim abiye çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Ayrı Doğan, Yusuf Sungur, Niyazi Adıoğlu beraber geldik. Onlara da yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı arkadaşım. Evet. Şey seslen. Çok güzel bir hafta sonu oldu. Arkadaşlarımız sağ olsun bizleri misafir ettiler. Güzel bir balık avı macerası yaşadık. Yemeğimizi yedik. Temiz avımızı aldık. İnşallah bir daha tekrarlarız bunu. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah. Yusuf abi, kendi aşçılığını konuşturdun. Abim sağ olasın. Eline sağ olsun. Sevgili dostlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle Birol kardeşimiz hakikaten alabalığın üstadıymış yani. Bizi iyi yerlere götürdü. Misafir menosuna götürmedi. Yine İbrahim abimize, Naim kardeşimize de bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini de İstanbul'a inşallah bekliyoruz. İnşallah. Evet, inşallah. Çok güzel bir hafta sonu oldu. Niyazi abim, 94 yılından beri beraber avlandığımız abim. Senin görüşlerin nedir? Güzel bir gün oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Burada bizi ağırlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye yine böyle bir güzel gün yaşarız. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Naim kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hani burada olarak bize zaten bir şeref veriyorsunuz, onur veriyorsunuz. Yani bugün 25 tane balık yakaladık da sizin dediğiniz gibi 7 tanesini alabildik. Yani limitler dahilinde alıyoruz. Yani bunlar bir örnek davranış bizim için. Yani herkesin de bu örnek davranışlara uymasını istiyoruz. Biz teşekkür ederiz abi. Her zaman bekleriz. Baş tacısınız. Biliyordum. Sağ olasın. Abi, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizinle güzel iki gün geçirdik. Güzel balıklar yakaladık. Davetimizi kırmadığınız için, geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizler de sağ olun. İbrahim abi, her şey için sağ olasın abi. Siz de sağ olun. Tanıştığımıza çok memnun oldum. İki gündür bayağı bir heyecanlı bir balık avı yaptık. Her zaman bekleriz. Her zaman kapımız açıktır. İstediğin zaman gelebilirsiniz. Sağ olun. İbrahim abimiz hakikaten bütün hizmeti kendisi gösterdi bize. Evet. Yani çok güzel çaylar denildi. Böyle bir hizmet olmaz yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Akşam çok güzel yemeklerimiz de çok güzeldi. Çok güzel. Her şey. Tekrar. Her şeyimiz olsun. Çok güzel. Her zaman şey bekleriz. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Evet. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Dostlar, yolumuz uzun. Yaklaşık 3-3,5 saatlik bir yolumuz var. O da normal bir trafik olursa. Şimdi dostlarımızdan vedalaşıp yola revan olacağız. Bir dahaki av ve balıklarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Çok avlanın, çok tutmayın. Rastgele. 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 Rastgele.